Artık 4 kuantum sayısının ne olduğunu bildiğimize göre onları kullanarak ilk 4 katmanda yani ilk 4 enerji seviyesinde biraz alıştırma yapalım. n'nin 1'e eşit olduğu durumdan başlayalım. n'nin 1'e eşit olması demek baş kuantum sayısının 1'e eşit olması anlamına geliyor. Dolayısıyla ilk enerji seviyesinden, ilk katmandan bahsediyoruz. Teorik ve deneysel çalışmalar açısal momentum kuantum sayısı L'nin baş kuantum sayısına bağlı olarak N-1'e kadar bütün tam sayı değerleri alabileceğini gösterdiğine göre baş kuantum sayısı 1 olduğunda açısal momentum kuantum sayısının alacağı değerler neler olabilir? N-1 olduğunda N-1, 1-1 yaptığımızda 0'a eşit olacağı için açısal momentum sayısını alabileceği tek değer 0 olmalı. L'nin 0'a eşit olmasının S orbitalini tamamladığını daha önce konuşmuştuk. Demek ki burada bir S orbitalinden bahsediyoruz. Bir sonraki kuantum sayısı manyetik kuantum sayısı ml. Manyetik kuantum sayısının değeri de açısal momentum kuantum sayısının değerine bağlı. Yani eksi l'den artı l'ye kadar olan bütün değerleri alabildiği için eğer l sıfıra eşit olursa manyetik kuantum sayısının da alabileceği tek değer de sıfır olacaktır. L sıfıra eşit olduğunda ml de sadece sıfır değeri alabilecektir. Burada küçük bir hatırlatma da yapalım. Manyetik kuantum sayısı orbitallerin uzaydaki yönelimini belirtiyordu. Öyleyse burada tek bir yönelim var. Bir tane s orbitali vardı, sadece bir tane. Bütün s orbitallerinin küresel şekilde olduğunu da biliyoruz. Orbitallerin tanımını şöyle kısaca bir hatırlayalım. Orbitaller elektronların en çok bulunma olasılıkları olduğu bölgeye deniyor. Sonuç olarak burada ilk enerji seviyesinde sadece tek bir orbitalin olduğunu bulduk. Bunu aslında n'nin karesini alarak da bulabilirdik. n1'e e eşit olduğunda n kare de 1'e eşit olur. Bu da bize ilk enerji seviyesinde bulabileceğimiz toplam orbital sayısını verir. Artık orbitallerde bulunan elektron sayısına geçelim. Bir orbitale yerleştirebileceğimiz maksimum elektron sayısı 2. Burada işin içine 4. kuantum sayısı da giriyor. Bu kuantum sayısına göre elektronların alacağı spin değeri ya pozitif ya negatif 1 bölü 2 olacaktır. Demek ki bir orbitalde 2 elektron varsa birinin spin değeri pozitif 1 bölü 2, diğerinin ki ise negatif 1 bölü 2 olacaktır. Böylelikle bir orbitalde en fazla 2 elektron olabileceğini tekrar görmüş olduk. Yani ilk enerji seviyesindeki tek s orbitalinde toplam 2 elektron olabilir. Bu katmanda tek bir orbital olduğuna göre bu katmandaki toplam elektron sayısı da 2 olacaktır diyebiliriz. Aslında toplam elektron sayısını 2 çarpı n kare ile de bulabiliriz. n 1 olduğunda 2 çarpı n kare 2'ye eşit olur. Hesaplarsak yine toplamda 2 elektron olduğunu buluruz. İlk enerji seviyesi ya da ilk katman aynı bu şekilde. O zaman devam edelim, ikinci katmana geçelim. Burada n'nin alacağı değer 2. Yani baş kuantum sayısı 2'ye eşit. Bu durumda açısal momentum kuantum sayısının alacağı değerler ne olur? Şimdi bir dakika durup bunu sizin de düşünmenizi istiyorum. Sıfırla başlayıp n-1'e kadar bütün değerleri alabiliyordu, değil mi? 0'dan n-1'e kadar. n 2'ye eşit olduğu için 0'dan 1'e kadar da diyebiliriz. Öyleyse açısal momentum kuantum sayısı 2 farklı değer alabilir. L'nin sıfıra eşit olmasının ne demek olduğundan zaten bahsettik. S orbitaliydi öyle değil mi? Bu da demek oluyor ki ikinci enerji seviyesinde de bir tane S orbitali var. Bu orbital biraz önce ilk enerji seviyesine bahsettiğimiz S orbitalinden biraz farklı. Aslında o da küresel bir şekle sahip. Tabii burada çizdiğim biraz yanlış oldu. Sanki diğeri ilkinden daha küçükmüş gibi gösterdim ama öyle değil. Burada bir hatırlatma daha yapmak istiyorum n 2'ye eşit demek çekirdekten biraz daha uzaklaştığımızı gösteriyor. Yani elektronlar çekirdekten ortalama olarak biraz daha uzaklaşmış durumda. Peki devam edelim. L 1'e eşit olduğunda manyetik kuantum sayılarının alabileceği değerler ne olur? Değerler eksi L'den artı L'ye kadar gidebiliyordu değil mi? Yani 1'den artı 1'e kadar. Eksi 1, 0 ve 1. 3 farklı değer olabiliyor. Manyetik kuantum sayısı bize yönelimi anlatıyordu. O halde 3 farklı yönelim olduğundan bahsedebiliriz. L'nin 1'e eşit olduğu durumda da P orbitalini tanımladığını hatırlıyor olmalısınız. Hani şu haltere benzettiğimiz orbitaller. Elimizde 3 değişik yönelim olduğu için ikinci enerji seviyesinde 3 farklı P orbitali var diyebiliriz. Bir tanesi x ekseni, bir tanesi y ekseni, bir tanesi de z ekseni doğrultusunda uzanıyor. Bunlardan zaten bir önceki videoda bahsetmiştik. 3 tane P orbitali. Bu durumda ikinci enerji seviyesinden toplam orbital sayısı ne olur? Bir tane S, üç tane de P orbitalimiz var. Toplamda dört orbital ediyor. Bunu tabii ki ne kare yaparak da bulabilirdik. 2 üzeri 2 eşittir 4, yani 4 orbital. Hadi artık elektronlara geçelim. 4 orbitalimiz var dedik. Öncelikle S orbitalinden başlayalım. Küçük bir hatırlatma bir orbitele koyabileceğimiz maksimum elektron sayısı 2. 3p orbiteli olduğundan her bir orbital 2 elektron taşıyabildiğinden toplamda 6 elektron olacak demektir. S orbitalindeki 2 elektronla birlikte ikinci enerji seviyesinde toplam 8 elektronumuz oluyor. Bunu başka hangi formülle buluyorduk? 2n kare yani 2 çarpı 2'nin karesi 8. Artık 3. enerji seviyesine de geçebiliriz n 3'e eşit olduğu zaman açısal momentum kuantum sayısının alabileceği değerler ne olur? 0'dan n-1'e kadar bütün tam sayılar. Demek ki l 0, 1 ve 2 değerlerini alacak. Tekrar ediyorum. n 3'e eşit olduğunda l 3 farklı değer alabiliyor. 0, 1 ve 2. l 0 olduğunda s orbitalinden, l 1'e eşit olduğunda ise p orbitalinden bahsediyoruz tek bir s orbitali varken p orbitali için 3 farklı p orbitalinden bahsedebiliriz. Yani 3. enerji seviyesinde de 3 farklı p orbitali var. Şimdi bir de L2 değerini aldığında neler olduğundan konuşalım. L2'ye eşit olduğunda manyetik kuantum sayısının alabileceği değerler ne olur? Eksi L'den artı L'ye kadar olan tam sayılar. Öyleyse L2 olduğunda farklı bir renkle devam edeyim. Manyetik kuantum sayısı eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini alabilir. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı değer. Aynı zamanda bu orbital için 5 farklı yönelim de diyebiliriz. L2'ye eşit olduğunda buna da D orbitali diyoruz. 5 farklı yönelim. Yani 5 farklı D orbitali gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu enerji seviyesindeki toplam orbital sayısı 1 artı 3 artı 5 yani 9 olur. Her zamanki gibi ne kare hesabından da bulabileceğimiz bir değer. 3'ün karesi de bildiğiniz gibi 9'a eşit. Peki her bir orbitale kaç tane elektron sığdırabiliriz? İlk olarak S orbiteli. En fazla 2 elektron yerleştirebiliriz. Üçüncü enerji seviyesinde 3P orbiteli var. Her biri 2 elektron alıyor. Öyleyse toplamda 6 elektron yerleştirebiliriz. Son olarak d orbitallerine geldik. Yani yine her biri 2 elektron alabildiğine göre toplamda 5 çarpı 2 10 elektron sağabilir. Bu durumda bu katmandaki toplam elektron sayısı 2 artı 6 artı 10 yani 18 olur. Bunu başka nasıl hesaplayabilirdik? Biraz önce bahsettiğimiz formülle de olabilirdi öyle değil mi? 2 çarpı n kare n 3'e eşit olduğuna göre karesi 9'a 2 ile çarpımı da 18'e eşit. Hadi son bir tane daha yapalım. Ama bundan önce orbitallerin şekillerinden bahsedelim. S ve P orbitallerinin nasıl göründükleri üzerine konuştuk. D orbitallerine gelirsek konu biraz daha karmaşık hale geliyor. Hatta bu orbitalleri çizmenin zor olduğunu bile söyleyebilirim. Bu yüzden 5 farklı yönelimdeki D orbitalini çizmeden n'nin 4'e eşit olduğu duruma geçelim. Biraz önce yazdıklarımızı buraya geçirdim. N şimdi 4'e eşit. L'nin alacağı değerler ne olur? 0'dan n-1'e kadar bütün tam sayılar. Yani L 0, 1, 2 ve 4 eksi 1'den 3'e eşit olabiliyor. Bunlar açısal momentum kuantum sayıları. N 4'e eşit olduğunda L için 4 farklı değer olabiliyor. L 0'a eşit olduğunda S orbitalinden 1 olduğunda P orbitalinden 2 olduğunda ise d orbitalinden bahsediyoruz. Bunları biraz önce anlatmıştım. Ancak burada l'nin 3 olduğu bir durum da var. l'nin 3'e eşit olduğunda ise f orbitalinden bahsediyor olacağız. Bu orbitallerin s, p, d ya da f olarak adlandırılması sanırım eskiden atomik spektroskopide kullanılan adlandırmadan ileri geliyor. Neyse biz konumuza geri dönelim. Orbitallerden ve şekillerinden bahsediyorduk s orbitali bir küreye benziyor ve bir tane s orbitalimizin olduğunu biliyoruz. p orbitali ise haltere benziyor denebilir. Ondan da 3 tane var. d orbitallerinin şekillerinin çok karmaşık olduğunu az önce söylemiştik. Ama en azından 5 tane olduklarını biliyoruz. Yani manyetik kuantum sayısı için 5 farklı değer. Dördüncü enerji seviyesinde 5 d orbitali var. Ve son olarak sıra geldi f orbitaline. Bunlar L3'e eşit olduğunda elde ettiğimiz orbitaller. Bu durumda manyetik kuantum sayısının alacağı değerler kaç olur? Mln'in alacağı değerler L3'e eşit olduğuna göre eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 değerleri diyebiliriz. Bu durumda kaç farklı orbitalden bahsediyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dördüncü enerji seviyesinde 7F orbitali. Bakmamız gereken bir diğer şey maksimum elektron sayısı. Pembe renkle devam edeyim. Bir tane s orbitali var yani maksimum 2 elektron. 3p orbitalimiz olduğuna göre 3 çarpı 2 6 elektron daha geliyor. Dördüncü enerji seviyesinde de 5d orbitali var. Orada da 5 çarpı 2'den 10 elektron olmalı. F orbitalini çizmek daha da zor olduğu için onu da buraya çizmiyorum. İnternetten ya da ders kitaplarınıza bakarak görsellerini inceleyebilirsiniz. Eğer 7F orbiteli varsa toplamda 7 çarpı 2, 14 elektron daha koyabiliriz demektir. Evet toplamda kaç elektron oldu? Hepsini ekleyeyim. 2 artı 6 artı 10 artı 14. 32. Bu da demek oluyor ki 4. enerji seviyesinde 32 tane elektron var. Burada öncekilerde olduğu gibi formülü kullanarak da cevabı hemen bulabilirdik. 2 çarpı n kare n 4 olduğuna göre n'in karesi 16'ya eşit. O zaman 2 çarpı n kare de 32 olur. Böylece siz de kuantum sayılarıyla biraz alıştırma yapmış oldunuz. Kısaca özetlemek gerekirse aslında yapmanız gereken bu kuantum sayılarının birbirleriyle nasıl bağlı oldukları hakkında biraz düşünmek. Mesela l'nin n'ye manyetik kuantum sayısı mln'in de l'ye bağlı olduğunu gördünüz. Bütün bunları düşünüp anlamak Periyodik tablo ve elektron dizilişleri konusunda size epey kolaylık sağlayacaktır.